Şimdi namespace'ten bahsedelim. Birden fazla XML dosyası aynı isimli elementler içerebilir. Burada bir problem yok. Bir de bunlar aynı ortamda, yani domainde çalışıyor olabilirler. Böyle durumlarda iki dosyadaki aynı elementlerin çakışmasını engellemek için namespace alanı kullanılabilir. Namespace tanımlarken genellikle URL veya URN verilir. Bu şekilde namespace'lerin unique, benzersiz olması sağlanır. Böylece beklenmeyen çakışmalar ve çatışmalar engellenir. Mesela burada işte yukarıda declaration'ımız var. Bakın altında konular XML neyse, bakın böyle bir web adresi faikturan.com/test diye. İşte konular diye bir ana başlık açmışız. Bakın başlık, işte birinci başlık, ikinci başlık, böyle işte aynı isimde, bakın konular aynı namespace kullanılmış ama bakın text bu nereye gidiyor? Test 2'ye gidiyor. İşte karışıklık olmasın diye. İşte test ve test 2 tanımlamaları ile XML dosyaları birbirinden ayrılmıştır. Aksi takdirde başlık isimli elementler çakışacak ve çarpışacaktır. Prefix var. Yine bir namespace için prefix kısaltma oluşturulabilir. Prefix elementler prefix element adı şeklinde oluşturulurlar. İlk örneğin kısaltması prefixi PS olsun. XML versiyon 1.0 encoding, işte encoding numaramız. PS konular, XML neyse PS diye bakın prefix tanımlanabilir. Bu şekilde. Prefix ne yapıyor? Prefix kısaltmalar tanımlamamızı sağlıyor. İşte bir XML içinde birden fazla prefixi olan element kullanılabilir. İkinci örneğin prefix kısaltması PR olsun. İşte XML neyse PS, bakın birincisinde PS, ikincisinde PR diye bir şey, başka bir prefix tanımlanmış. İşte bu şekilde XML Schema Definition XSD dosyası, bakın şema dosyası. Yani biz bir şema dosyası hazırlayıp XML dosyamızı bu da tanımladığımız kurallara göre bu XML dosyasını oluşturabiliriz. XSD dosyası, bakın XML Schema Definition. XML belgelerin uyması gereken kuralları belirlemek için geliştirilmiş tanımlamalardır. Data Type Definition'dan farklı olarak oluşturulmuş bir XML belgesinin valid, geçerli olup olmadığını şema kullanılarak anlaşılabilir. Oluşturulan belgede hangi elementlerin olacağı, elementlerin ne tür atributlara sahip olacağı, bir elementte hangi elementler olabileceği gibi ön kurallar şema ile tanımlanabilir. Yine element nedir? Elementler XS element etiketiyle kullanılırlar. XS element name, konu, type, bakın burada tipi XS string ifadesinde name elementi yaratılmıştır. Buradaki name elementi string değerleri alacaktır. XS string, XS decimal, XS integer, XS boolean, XS date, XS time gibi tanımlamalar ile name elementinin tipi değiştirilebilir. Attribute, attributlar XS attribute etiketiyle yaratılırlar. XS element id, element name, bakın id, type, XS string ifadesinde id attribute yaratılmıştır. İsteğe bağlı veya zorunlu olması için use tanımlaması kullanılır. İşte XS element name id, type, XS string, use optional. Mesela bu isteğe bağlı. Eğer use required, yani gerekli, zorunlu ise id alanı isteğe bağlı, name alanı ise zorunlu. Yine referans verme, ref özelliği ile oluşturulmuş bir element veya attribute birden çok yerde kullanılabilir. XS element name isim, type, XS string şeklinde oluşturulmuş bir elementi bir başka yerde kullanmak için XS element ref isim şeklinde tanımlamak yeterlidir. İşte type oluşturma, yine yeni tip oluşturma ihtiyaç olması halinde XS string, decimal, integer, boolean, date, time tiplerinden
başka tipler oluşturabilir. Bakın burada simple type name Faik diye bir isim vermişiz. Restriction base x'e integer. Bakın min includes value 0, max includes value 1000. Burada 0 1000 arasında sayı değeri alan yeni bir tip oluşturulmakta. Bakın işte minimum ve maksimum değerler belirleyip işte macurus ve minocurus bir elementin kaç kere kullanılabileceği tanımlanır. Max min değerler varsayılan olarak 1'dir. X'e element name type string bakın macurus 100, minocurus 1. Bu tanımlamaya göre name elementi en az 1, en fazla 100 kere kullanılmalıdır. Yine grup ifadesi var. İşte grup var. Element attribut gruplama birden fazla element ve attribut bir grup içerisinde tanımlanabilir. Bakın böylece daha sonra grup olarak kullanılabilirler. X'e grup name kişiler bakın. X'e sequence burada işte adı, soyadı, tarih. 3 tane element tanımladık. Tiplerini tanımladık. Bakın sequence ağacı altında işte grup. İşte bunları böyle geçelim. İşte yukarıdaki 3 element gruplandırılmış. Bu grup daha sonraki aşağıdaki gibi ref ile çağrılarak kullanılabilir. Complex type name kişi detay. Bakın x'e sequence grup ref kişiler. İşte element name bakın burada kişi detay diye bir yine tip tanımlanıyor. Bakın bu referans olarak kişileri alıyor. Burada farklı olarak kendi bir element eklemiş mesela şehir diye bir element eklemiş. İşte kişi detay elementi adı soyadı tarih ve şehir elementini içerecektir. Attribute gruplama yine attribute group name kimlik. Bakın attribute name tcno x'e string. Bu şekilde attribute grup da ne yapılabilir? Tanımlanabilir. Kompleks element bir element içerisinde attribute veya başka elementler tanımlanabilir. Kompleks ne demek zaten? Karışık. Karışık tip. Bunlara kompleks elementler denir. Kompleks element oluşturmak için kompleks type tanımlanması kullanılır. İşte sequence bakın burada x'e sequence elementlerin sıra ile kullanılması gerektiğini belirler. X'e all elementlerden herhangi biri sadece bir kere istenildiği sırada kullanılabilir. İşte cs choose sadece bir element kullanılabilir. Bakın element name öğrenci, complex type sequence, element name ad, soyad. Complex type burada öğrenci isimli bir element tanımlanmış. İşte tanımlamasına göre ad ve soyad bileşenleri sıra ile kullanılmalı. Bakın x'e element ad soyad işte öğrenci bakın sırayla kullanılması gerekiyor. Bunları birlikte yine yapacağız. Kutucuk içerisinde gösterilen bakın burada işte şema bakın bu target name var bakın target name işte bu kutucuk içerisinde gösterilen xd'ye ait root elemandır. Burada şema ile şema xml xd için namespace verilmiştir. İşte xml ns faikturan.com ile de xml için varsayılan namespace verilir. Yukarıdaki kurallara bağlı olarak oluşturulacak XML dosyası aşağıdaki gibi olacaktır. Bakın XCD'den ne yapıyoruz? XML dosyası oluşturuyoruz. Şimdi şunu da